Bahri Bey, bizimle geliyorsunuz. Sebep? Ufuk Kantar'ın ölümüyle ilgili. Bahri Bey, beyefendiler ne diyorlar? Bir yanlış anlama herhalde. Orasını artık emniyette anlatırsın. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Dua et, Hazretin burada değil. Ne diyorsunuz hanımefendi? Yok bir şey müdürüm, yok bir şey. Kendisi Bahri Bey'in gelini olur. Her işe burnunu sokmazsa geceleri uyku uyuyamıyor. Alo. Sema, neredesin? Dışarıdayım Songül. Ne oldu? Ya polisler geldi, babamı götürdüler. Ne? Ya polis kaynıyor diyorum sana ev. Poyraz buradan, müdürü buradan. Aldılar götürdüler babamı. Babayı tutuklamışlar. Ne diyorsun ya? Niye? Ufuk'un ölümünden. Ve kim tutuklamış biliyor musunuz? Yok ya, Poyraz deme. Maalesef. Baba, iyi misin? İyiyim oğlum, iyiyim. Ne yaptın sanıyorsun lan sen? Görevimi yapıyorum. Ne oldu, bir sakıncası mı var? Ha var, ne olacak? Şişt, bırak oğlum, insanlar işini yapsın. Sen bir çekilir misin önümüze? Çekilmiyorum. Bırak babamı. Ne yaptı ki o? Cinayet sandısı. Var mı gören duyan? Görgü tanığı da var, işbirlikçisi de var. Tamam mı? Şimdi biz Ahmet bir çekil bakalım. Hadi. Hadi hadi. Eşkıya gibi dikildiniz önümüze. Sizden hala eşkıya mı var lan? Şunların hepsini toplayıp atın nezarete. Hadi. Ha. Aga iki dakika çeneni tutamadın değil mi? Evet Bahri Bey. Hasta bakıcı her şeyi anlattı. Nasıl olacak bu işler? Kızınızı kaçırdığı için mi öldürdünüz Ufuk Kantar'ı? Ben kimseyi öldürmedim. Ama bir adam bir babanın kızını kaçırmayı göze aldıysa ölümü de göze almış olmalı. Sizinle hiçbir alakası yok yani. Öyle mi? Yok. Hastanenin yakınlarında ne yapıyordunuz peki? Hastanenin yakınlarında olması bir şey ispatlamaz ki. Aynı saatte 4 kişi ölmüş orada. Yalnız birinin boğazı sıkılmış ama. Belki yeni bir tedavi yöntemidir. Maksat huzura kavuşturmak. Kim görmüş beni? Bir milletvekili. İsmail Karayel. Senin baban. Hani siz küçükken terk edip giden. Az ayaklarım ağrıdı, kalkayım ya. Buyurun. Nasıl bir baba gencecik evladını terk edip gider, bir türlü anlamıyorum. Bayağı vicdansız olmalı. Ben bile bu kadarını yapamam mesela. Benim evlatlarım her şeyim. Şimdi anladım. Evlat sahibi olmak, baba olmak anlamına gelmiyor. Lan Poyraz, bu ne rezillik? Ne oldu, ben ne yaptım yine? Adamı dövmüş, kaburgalarını ezmişsin. Tamam, konuşturun dediniz. Çakmayalım mı iki tane, ne yapayım? Ne olacak şimdi? Adamın avukatı ortalığı ayağa kaldırıyor. Herif emniyete getirilmeden önce sağlık raporu temiz. Şimdi bir daha alacağız. Düştü müştü deyin siz de. İşkence altında ifade verdim derse Bahri Umman elini kolunu sallaya sallaya çıkar buradan. Biz de rezil olduğumuzla kalırız. Ne yapacağız şimdi? Salın gitsin. Zaten ne kanıt var ne bir şey. Nasıl ya? Sen de soruşturma yiyeceksin. Hazırla kendini. Bu iş burada bitmedi Bahri Bey. Pardon hangi iş? Elinde sonunda yaptığın tüm yasa dışı işlerin cezasını çekeceksin. Bunun bir iftira olduğunu hatırlatırım yalnız. Güpegündüz adam öldürüyorsun. Şimdi de buradan çıkıp gidiyorsun. Hayat da sana güzel Bahri Umman. Dokunulmazlığı olan sizsiniz sayın vekilim. Elbet bu millete hesap vereceksin. Günü gelir hesap veririz. Günü gelir hesap sorarız. Serbestiz herhalde. Müsaadenizle. Bu arada kızınıza söyleyin, oğlumdan uzak dursun. Barışmak ister falan. O bir devlet memuru. Sizin gibi bir aileyle işi yok onun. Mafya, polis, devlet. Olmuyor bir arada. Mafya, siyasetin yanında çok daha temiz kalır, merak etmeyin. Baba biz çıkalım. Gerçi kızının bir kabahati yok. Bizim oğlan çok yakışıklı. Tabii.
Nasılsın kızım? Seni merak ettik. Geçmiş olsun Bahri Bey. Ufak bir yanlış anlaşılma vardı ama halloldu çok şükür. Adama kim işkence etmiş? Poyraz. Dövünce tanın boşa çıkacağını biliyordu. O yüzden yaptı. Sizi çıkarmak için. Ha. Bir film çevirdiği belliydi zaten. Yalnız bu iş onun başının biraz belaya sokar.